Hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi karpuz nasıl seçilir? İyi karpuzda olması gereken özellikleri sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bundan sonra siz de karpuzları güzel bir şekilde seçip lezzetli güzel karpuzlar yiyeceksiniz arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. Çocukluğum karpuz üreticileri ve satıcılarıyla geçmiş biri olarak sizlere bunu anlatıyorum. Bundan sonra siz de karpuzlarını güzel bir şekilde seçeceksiniz. Öncelikle karpuzda arkadaşlar karpuzun sarı olan kısmı toprağa geliyor arkadaşlar. Bu kısmın sarı olması karpuzun iyi olduğu anlamına gelir. Arkadaşlar karpuzun hasadı önemlidir tabii ki. Eğer çok bekletilirse karpuz içi geçer. Ama eğer çabuk koparılırsa da beyaz olur, yani gök olur. O yüzden arkadaşlar zamanında hasat edilmesi gerçekten önemli. Çoğu yerde duymuşsunuzdur bu sap kısmının kuru olması diye. Ama şu var arkadaşlar, bekleyince bu saplar genelde kurur. Sapının çok kuru olmasında çok fazla bir önemi yok arkadaşlar. Ben size bu karpuzu seçtim, şimdi bunu keseceğim ve size göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar şunu belirteyim. En önemli kısma geliyoruz. Buraya çok dikkatli dinleyin. Bundan sonra sizler de çok güzel karpuzlar seçeceksiniz. Şimdi karpuzu elimize aldığımızda karpuzun bir kere şeklinin düzgün olması önemli arkadaşlar. Bu çizgiler var. Çizgilerinin biraz açık renkte, yani şuranın biraz daha sarıya, buranın biraz daha yeşile açık olması kısmen de olsa etkilidir. Ama en önemlisi karpuzu şöyle elimize aldığımızda karpuza vuracaksınız arkadaşlar. Vurduğunuzda gelen ses çok önemli arkadaşlar. Bu karpuzu böyle vurduğunuzda eğer tiz bir ses çıkarsa yani elinizi titretecek arkadaşlar. Şöyle vurduğunuzda eğer karpuz titriyorsa bu karpuz iyidir arkadaşlar. Eğer karpuz çok beklerse de içi geçer arkadaşlar. Tabii karpuzun bunda cinsi de çok önemli. Ama dediğim gibi esas püf noktası şu arkadaşlar. Vurduğunuzda elinizi titretecek ve tiz bir ses çıkacak. Eğer ki pot pot pat pat diye böyle kaba bir ses çıkarsa arkadaşlar bu karpuz iyi değildir. Onu özellikle belirtiyorum arkadaşlar sizlere. Dediğim gibi elinizde ister fiske atın, ister böyle vurun. Bak şu anda benim elimi titretiyor arkadaşlar. Bu karpuz dolu güzel bir karpuz. Eğer cinsi de iyiyse gerçekten güzel bir karpuzla karşılaşacağınızdan eminim arkadaşlar. Dediğim gibi ister fiske atın, ister vurun. Bu titreşimli bir ses çıkıyorsa bu karpuz gerçekten güzel bir karpuzdur. Bir de şunu belirteyim arkadaşlar, şunu da unutmayın. Eğer karpuzun büyük olması önemli diye arkadaşlar. Boyutuna göre karpuzun ağır olması önemli. Mesela bu karpuz küçük bir karpuz ama boyutuna göre elime aldığımda ağır bir karpuz. Bazı karpuzlar büyük olabilir ama boyutuna göre ağırlığı azdır. Yani boyutuna göre ağırlığı önemli, bunu da unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi karpuzumuzu kesiyoruz ve keserken de sesi duyacaksınız muhtemelen arkadaşlar. Adeta çatlayacak karpuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bıçağı vurduğum anda karpuz kendisi çatladı arkadaşlar. Görüyorsunuz bak. Evet arkadaşlar. Genelde yerli karpuzların rengi biraz daha açık olur. Yani yörede yetişen yöresel karpuzlar biraz daha açık olur. Diğer Adana olsun, Diyarbakır karpuzları biraz daha koyu olur arkadaşlar. Onu da belirteyim. Gördüğünüz arkadaşlar, sesi duydunuz. Ve karpuzumuzu açıyorum. Bak görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar güzel bir karpuzla karşı karşıya kaldık. Dediğim gibi buradaki püf noktası fiske vurduğunuzda veya vurduğunuzda titreşimli bir sesin özellikle çıkması çok önemli arkadaşlar. Şuradan bir parça kesiyorum. Görüyorsunuz sesi. Hala bu karpuzun çok taze, güzel bir karpuz olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Dediğim gibi size karpuz seçmenin püf noktalarını anlattım. Sonucu da görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel bir karpuz siz de seçebilirsiniz. Umarım bu videomu beğendiniz. Beğenip kanalımıza abone olarak destek olun. Güzel karpuzları siz de yiyin arkadaşlar. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere değerli izleyicilerim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.